Şeffaf adamdan hepinize merhaba dostlar. Bugün Terra Tekin 6. bölümüyle maceramıza devam ediyoruz. En son bu koca canavarı yapma işine koyulmuştuk. Ama o kadar büyüktü ki tamamlayamamıştık geçen bölüm. Ve biraz da parasızlığımızdan aslında tamamlayamamıştık. Mesela bloğa ihtiyacım var şu anda ama yani biraz da blok alsam, 5 blok alsam mesela param yetmeyecek. 5 blokla ben bu arabayı bitiremem zaten hayatta. Dolayısıyla bu bölümde birazcık para kasmayı düşünüyorum. Hem siz de biraz para nasıl kasılır onu görmüş olursunuz. Yalnız yola çıkmadan önce üstüme birkaç tane tamir baloncuğu koymak istiyorum. Ve kalkan baloncuğu artık ne kadar koyabilirsem hangisinden. Şu tamir baloncuğu ne kadar koyuyor mesela, ne kadar yeri tamir ediyor? Ufacık bir yer. Allah'ım şunun küçüklüğüne bak. Şimdi başka tamir baloncuğu, kalkan baloncuğu, tamir baloncuğu. Şunun büyüklüğüne peki bakalım bakalım. Yani bu ondan biraz daha iyi. Öndeki silahlar çok önemli aslında. Şuraya bir tane tamir baloncuğu bak. Bak çok güzel konumlandı bu arada o. Diğer tamir baloncuğunu da buraya onunla aynı yere çekeceğim. Şu tamir baloncuğu çok işe yaramıyor. Çok küçük çünkü. O şimdilik bir dursun. Bunu kaçıncıya koymuşuz? Dördüncüye koymuşuz. Yani buraya. Tamam, çok güzel. Şimdi şu kalkanı da birazcık daha öne çekeceğim. Şurası iyi gibi. Aynen. Tamam. Şimdi arabamı çok güzel koruyor. Sıkıntı karşıma çıkacak olan büyük rakipler değildi. Bence bana sıkıntı yapacak olan şu anda ufacıklar var ya böyle ufacık fındık faresi değil desem yeridir yani. O tür araçlar bana sıkıntı yapacak şu anda. Çünkü onlar çok hızlı, çok seri bir şekilde arkama geçmeye çalışacaklar benim. Benim koca arabayı da görüyorsunuz döndürmek için yani 1 saat uğraşmam gerekiyor. Dolayısıyla planım şu ki ben her tarafına aracın silah koyacağım, koyabildiğim kadar. Mesela şunlar çok önemli. Şöyle yanlar olsun. Şöyle sınırlarına, arabanın sınırına. Şöyle arkaya baksınlar hadi. Yani bunlar her tarafa dönüyor. Çok ne tarafa baktıkları önemli değil de. Ya şimdilik yeter gibi koruruz bir tık kendimizi ya. Arkamızdan da sıksalar sanki. He? Bence iyiyiz. Yoksa bir blok yukarıya çıkartıp orayı da mı doldursam? Çünkü patlamaktan korkuyorum açıkçası. O kadar uğraştım ki şu arabacı yapmak için. Allah! O kadar şey toplayacağız ki şimdi inanamazsınız. Bize sıkıntı yapıyor mu? Sanki aşağıdan gelenler böyle. Bilemedim. Aşağı takılmıyorlar ya. Şu üstümdekileri satayım. Ondan sonra başka diyarlara doğru yolculuğa çıkalım. Para avına doğru. Heh, tamam. Şimdi stratejimiz düşmanlara bulaşma. Şu düzlük diyar var. Düzlük bir diyar. Aha şu taraf, sol taraf. Güzel görünüyor. O düzlük diyara ulaş. O düzlük diyarda çünkü çok değerli madenler olduğunu hatırlıyorum. Mavi, açık mavi bir maden vardı böyle. O madenleri Allah. Hem de büyük geliyor bir tane. Kanka benim hiç buna bulaşasım yok ya. Şu küçüğü öldüreyim ama. Yağmur gibi de yağdırıyorum. Aslında acaba bulaşsam mı? Abi çok yavaşız ama. Yani eğer bir şey yapamazsak bittik demektir. Gerçi pilimiz var. Büyük topumuz var. Yağmur gibi yağdırıyoruz. Hayırlısı bakalım. Şu an o benim range'imde değil, ben onun range'inde değilim. Ya inşallah çok yara almadan atlatırım. Aslında bak benim şu en üstteki çok büyük olan top çok uzak menzile sıkıyor. Adamın arkasına kadar götürüyor ama adamı görmediği için, radarına girmediği için adamı nişan alıp da sıkamıyor.
Adamı bir tuttursam çok az kaldı bu arada tutturacağım. Adamı bir tuttursam mahvolacak adam. Hafif daha sola. Tamam vurdum. Oğlum tek attım tek. Bak sniped başarımı kazandım. Bilmiyorum göründü mü sizden. Steam'den başarım geldi. Tek attım adama. Çok iyiydi. Batarya gelmiş bu arada. O da ayrı bir güzel. Silahlar var bir sürü. Tamam. Bu ne? Mega top. Megaton topu. Mega top değil. Megaton topu. Değil mi? Aynen. Şu yukarıya koyalım hemen. Oğlum bu ne? Artık iki tane çok devasa silahımız var. Sıkıyor değil mi bu biz Megaton? Sıkıyor sıkıyor. Tamam hemen envanter bloğumuzu koyup da buradaki her şeyi de alalım. Gözden kaçırdığımız değerli şeyler olabilir. Bayağı bir silah depolamış oluruz buradan da. Ya acaba şunu yan mı taksam ya? Şöyle mi taksam? Sanki daha iyi olacak. Şu dört tanesini burada bırakabilirim bile. Hiç uğraşmayacağım onları almaya. Tamam. Tamam, böylesi daha iyi oldu bence. Bu arada kaç yapıyoruz baktığımız zaman düz yolda 43. Bak geliyor bir tanesi herhalde. Yok gelmiyor. Tamam. Evet şimdi benim bahsettiğim bu mavi bloklar şuradakiler. Şu tekerle kırayım hemen bir tane mesela izleyeyim. Evet. Bunlar çok güzel paraya satılıyor diye hatırlıyorum eskilerden. Şimdi peki parayı nasıl kazanacağız? Eski bölümlerde yapmıştım bilmiyorum hatırlıyorsanız ama hatırlamıyorsanız tekrardan yapalım. Şuraya bir tane otomatik kazıcı koyuyoruz. Tak. Güzel. İleride de var bir tane. Oraya da koyarım. Bir tane daha olsa çok güzel olur civarda aslında ama görünürde. Maalesef ki yok. Neyse artık ikili üretim yapacağız. Şimdi bak otomatik kazıcıyı koydum. Bu başladı kazmaya. Pıt diye çıkartacak şimdi bir tane. Hadi kardeşim kaz artık. Neyse biz bakalım. Şimdi aha kazdı bak bir tane. De bu biraz yavaş kazıyor. Şu değil de sarıdan koysam acaba daha mı hızlı kazar? Yani bir farkı olması lazım çünkü zaten. Şimdi bakalım. Bunu tam hizalayabilirsek. Perspektiften sıkıntı yaşıyorum şu olaya bak. Ha, tamam. Şimdi bir de buna bakalım ne kadar hızlı kazacak. Yani sanki bir tık daha hızlı gibi ya. Şimdi arkadaki kayaları patlatıp oğlum şuna bak bir dönüş yapmak için ne kadar uğraşıyorum ya. Tamam şuradaki kayaları patlatıyorum. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Bu bir hafif parıltılıydı. Bak bir şey çıktı. Core byte parçası. Olur. Bunu da satarız. Otomatik kazıcı var zaten. Şundan koyalım. Bu otomatik kazıcıdan koyalım. Şimdi bunları bir tane silo koymam gerekiyor sanırım. Dörtlü depo. Tamam. Şundan koy. Bir tane toplayıcı koy. Tamam. Şimdi bu bunları toplayacak. Ondan sonra taşıyıcı bant. Şöyle taşıyıcı bant gelecek buraya. Ters çevirecek tabii şuraya gelecek. Rafineri. Rafineriye girecekler. Tamam. Bu arada şuna geçebiliyor muyum ben ya? Geçemiyorum. Peki üstüne bir araç koysam? Çünkü bakış açım beni mahvetti. Tamam, şundan koyalım bir tane. Tamam, şimdi buna geçsek. Aynen. Tamam. Şimdi burada bak görüyorsunuz ne kadar güzel uğraşabiliyoruz artık. Şimdi bu ters olmuş. Bunu alalım. Diğer tarafı koyalım. Aynen. Çünkü yeşilden girecek, kırmızıdan çıkacak. Şimdi çıktıktan sonra aslında bunu böyle yapmayalım. Şuna ihtiyacımız yok. Bunu atalım. Çıktıktan sonra direkt gidip satılsın. Şimdi bir de satıcıya ihtiyacım var. Bu ne?
Jeotermal jeneratör gerek yok. Fabrikatör. Bu parça üretmek içindi. Usta, bizim satıcılar? Lan ben satıcılarımı başka yerde mi bıraktım? Galiba başka yere para kalsınlar diye bıraktıydım. Onların da menzilinden çıktıktan sonra kazmadıklarını unuttum mu? Ne yaptıysam alıp gelmedim onları ben geri. Duruyorlar orada. Ah, bu çok kötü oldu. Rafineri var. Fabrikatör. Yani bu değil herhalde ama bir koyayım bakayım. Aynen abi bu değil. Bu parça üretmek için. Bak tıklıyorsun üstüne parça üretiyorsun. Benim işime etmez. Bak ben hemen gideyim. Burası işaretli zaten. Şunu elime alayım gerçi ne olur ne olmaz. Bu biriktirmeye devam etsin, sıkıntı yok. Şu en yakındaki teslimat noktasına gideyim. Satış yerine. Oradan alabilirsem bir tane satıcı alacağım. Bu arada şu roketler bana etki ediyor mu? Bir denesek ya. En alttaymış ya. 2 saat aradım. Tank çok küçük tank. Yoksa etki eder aslında da. Tank çok küçük. Bakalım şu an 44 ile gidiyoruz. Bastım. Oo iyi. 57 ile gidiyoruz. Daha ne olsun? Ama bitti. Bu kadardı. Şimdi biraz dolmasını bekleyeceğiz. Aa önümde biri var. Çok iyi. Bloklarımız var. Çok iyi. Hemen alalım. Hemen şuradan biz bakalım satıcı var mı diye. Lütfen olsun bu arada. Teslimat topu. Teslimat topu. Batarya kaç para? Of çok para. Yes. Aa yumru depoz diyor. No. Teslimat topu lazım bize lütfen. Ya hayır ya. Acaba başka etrafta şey var mı? Diğer en yakın teslimat noktası neresi acaba? Düşündüğüm kadar kötü değil bu arada araba ya. Ben bunlar beni mahveder, şu ufacıklar beni mahveder diye düşünüyordum ama o kadar kötü değil. Arabanın yokuş çıkışı da çok iyi. Abi bu arabayla oynanır o zaman ya. Allah. Taşları sadece çok takılıyor ya. Bu kadar büyük teker olmasına rağmen. Bu taşları daha rahat geçmesini beklerdim ben. Yalnız araba canavar ya. Evet, inşallah burada vardır. Oha, Megaton topu var la burada. Ha, lütfen ya. Ya nasıl olmaz ya? Bunda da yok. Acaba hiç yok mu ya? Satılması yasak bir şey mi bu? Neymiş bu ya? Bir tane daha şansımı denemek istiyorum abi. Ya şu pervane vardı bizde bir tane. Allah aşkına onu taksam biraz hızlanır mı acaba? Şuraya takalım bari de. Şunu taksam Allah yine geliyor büyük bir tane. Hadi şuraya da takalım şunu belki birazcık daha hızlandırır. Patlatırız ya şu üstümüzdeki top var ya şu kara şey ve yanında bir tane de megaton topu ekledik yani her türlü patlatmamız lazım.
Ama yine de ben şöyle biraz dışarıdan vursam iyi olur ya. Tamam. Gel bakalım şimdi bir sniper daha çakalım sana. Bak tam gez göz arpacık bak. Tak. Nereye gitti la? Şuraya mı gitti bizim silah? Aynen. Önümüzü biraz yukarı kaldıracağız yani. Şöyle. Yine çok kötü. Şöyle falan. Oy yakındı ama gamayı biraz kıssak iyi olacak sanki. Çok fazla gama var. Uzağa göremiyorum. Hala göremiyorum. Arka nasıl parlıyor öyle ya? Normal mi? Allah Allah. Arkada garip bir parlaklık var. Aha vurduk lan adamı. Hadi yaklaşalım ya. Yeter bu kadar. Bu etrafımızda düşmanlarla sarılmış ha. Bunun pili var. Keşke pili patlamasa. Ah patladı. Aha patlamadı. Aldım vallahi pili. Beleş 5K. Güzeldi. Şimdi gel bakalım sen buraya. Oha lan bu kadar yakında gelmeme rağmen bana bir şey yapmıyor mu? Aha geldi. Yalnız yamulacaksın kardeşim. Oğlum bu da bana çok fena vuruyor. Neyle vuruyor bu bana? Oğlum megaton var üstünde adamın. Çok fena vuruyor. Ölmesi lazım acil. Gene biraz zayiatımız var ama. Ne oluyor? Bir yerde bir düşman daha var. Müzik susmadı. Şeylerimiz hasar aldı ama kırıldı mı acaba? Hay. Dur lan megatonu ver bana. Ya ufak şeye bak ya sen. Tamam. Buraya biz yine de bir şey açalım. Aslında bayağı bir silah toparladık ha. Üstümüze biraz daha silah doldursam iyi olabilir aslında. Yakında biraz güçsüzüz çünkü. Şimdi şuraya bir tane daha megaton geldi. Onu koyalım. Tamam. Onun dışında şunlardan geldi bak bayağı. Onun dışında taramalı Venture Uzi. Ha. Bu uziler iki blok kapladığı için arkasındaki şeylerin sıkmasını engelliyor sanki. Şunlar sıkmıyor bak. Şu üstündekilerden mi sıkmıyor? Aynen. Ama sıkıyordu sanki. Bu arada bizim şeyi öldürmeyelim de. Şu bloğu kırmayalım. Yapacak bir şey yok. Bunların üstünü açık tutmamız lazım. Dolayısıyla şunları kaldıracağız oradan. Ya şunlar alev atıyormuş Allah aşkına. Buradan alev atsan ne yazar ya? Şu pompalı sıkıyor. Sen pompalı sıksan ne yazar? Bundan sonra şunlar da boş. Uziler engelli mi? Oh Allah'tan uziler engel değil şunlara. Şöyle koyduğum zaman sıkıyorlar mı? Evet. Tamam şurada silah birikti bayağı bir. Onları alalım da hemen envanterimize. Oradan da yolumuza devam edelim. Şu megatonu onaramıyoruz. Şuraya bir yere bir tamir baloncuğu daha lazım bize.
Var mı? Var. Güzel. Şu arkada yanan iki tane de benim sinirimi bozuyor. Şuraya da bir tane tamir baloncuk koyayım. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Şu takas istasyonuna doğru gidiyorduk. Bu gideceğim son takas istasyonu bu arada. Eğer bu takas istasyonunda satma için şey varsa, satış yeri varsa satış yerini satın alacağım. Eğer satış yeri yoksa geri dönüp kurduğum düzeneyi kaldıracağım ve eski mekanıma doğru, eski satış yerimin olduğu mekana doğru gidip orada para kazanmak için tezgah açacağım. Umarım vardır ya. Lütfen olsun, lütfen olsun. Oo, şu füze rampası 9K. Alsam onu iyi olur ama. Para da lazım. Fabrikatör. Yapma be. Gerçekten mi ya? Füze rampası. Şunu alacağım ya. Bunu nereye koyalım? Ha, şuraya koyalım. Bak sıkıyor ne güzel. Ha, mis gibi güç füze sıkıyor ya. Güdümlü herhalde yani. İnşallah güdümlüdür. Neyse o zaman yapacağımız şey belli. Gideceğim bu az önce kurduğum rafineri yerine. Maden yerine. Madenleri çıkarıp rafine ettiğim yere. Ama satamadığım yere maalesef ki. Gideceğim oradaki tezgahı toplayacağım. Ta ilk bu gezegene düştüğüm yerde bir yerde oraya yakın bir yerde kurmuştum ben bu satış istasyonunu. Oraya tekrar gidip orada yapacağız satışımızı. Orada kazanacağız paramızı. Ondan sonra aracımızı geliştireceğiz. Şu an paraya ihtiyacım var ve çıkmaza girdim yani. Dolayısıyla ilerleyemiyorum. Yol üstünde şurada bir tane daha şey var. Satış istasyonu var. Ondan da geçelim. Belki bunu da çıkar. Bir ümit. Yok abi yok. İnat etti vermiyor. Maşallah. Bayağı da depolamışız. Sağlam para kazanacaktık buradan ama kazandırtmadılar. Yedirmediler. Yerde ne var? Ha şey. Fabrikatör. Ya bunu depoya atamıyorum ha. Bunu şunun üstüne bağlarsam. Şöyle şuraya bağlarsam. Buradan depoya yollarım valla. Tamam. Bu arada lastiklerim tamir olmuyor ha. Bu lastiklerimi kaybetmemle sonuçlanmadan önce ben bu tamir kitlerine bir ayar çekmem lazım. Nasıl yapalım? Şurada dursa, şunu bir kenara alsak, sonra şunu aşağı alsak. Yakın bile değil. Şurada olsa anca tamir eder herhalde. Aynen ediyor ama çözüm bu değil bence. Şu pervane şimdilik dursun. Şurası nasıl? Harbi mi ya? Buradan bile tamir etmiyor. Şurası. Tamam. Tamir kitlerin yerisi aynen. Yerisi burası. Dört tekerde dört tane tamir kit koyasım var aslında. Şöyle. Bir tane daha tamir baloncuğu. Şuraya koysam onu da o da tamir eder herhalde. Aynen. Şu pervaneyi nereye koyalım? Aha tamir kitinin üstüne. Tamam o da okey. Şimdi artık yolculuk eski mekanlara. Eski mekanımıza döneceğiz. Oradaki satış yerleri bak şu haritada radarda görüyorsun zaten. 3 tane yer var. 3 tane bir yere ben bir şey koymuşum. Toplamayı unutmuşum. Allah önüme bir şey çakıldı. Aa bu çok hızlı. Oo benim güdümlüler çok iş yapıyor ama. Şuna bak. Oo. Oğlum güdümlüler olmasa ben bunu hayatta öldüremezdim bu arada ha. Neyse. Ne diyordum? Radardaki şu 3 tane mavi noktayı görüyorsunuz. Oralara ben bir şeyler kurmuşum. Base kurmuşum. Bir çıpa mı koymuşum artık. Satış yeri mi kurmuşum. Bir şey yapmışım. Ondan sonra toplamayı unutmuşum. Basmış gitmişim. Dolayısıyla orada onlar öyle kaldı orada. Şimdi gidip onları oradaki satış yerlerinde para kasacağız. Şöyle yapalım. Bakalım öncelikle
Satıyor mu aradığımız maldan? Hiç sanmıyorum sattığını. O umutla bakmıyorum zaten. Başka bir şey bakmak için geldim ben buraya. Aynen, tam da tahmin ettiğimiz gibi zaten satmıyormuş. Görev varsa görev alalım abi. Carbid harvest, bak. Carbid topla diyor bize. Kaç tane? 10 tane mi? Şurada bir 10 sayısı var ama. Neyse, kabul et. Master harvest. Ne diyor? Clear out rocks. Tamam. Kaç tane? Abi kaç tane olduğunu niye söylemiyorsun? Neyse, şu diğer iki tanesini kabul etmeyeceğim. Çünkü bunlar bana konum verecek. Belki arkama doğru verecek. Ne tarafa doğru vereceklerini bilmediğim için. Diğer iki görevi kabul etmedim ama. Nerede yaparsam yapayım fark etmeyen görevler var. Mesela şu an üstümdeki. Karbit topla. 50 tane karbit topla veya 200 tane taş temizle diye. O görevleri aldım. Yolda giderken bir yandan da yaparız yani. Gene geliyor bir tane kocaman bir şey. Tam da kafama atıyor var ya. Neyse, güzel ama bu kocaman şeyler. Şu üstümdeki şu koca silah sağ olsun. Bunun sayesinde artık korkmuyorum bu büyük şeylerden. Eskiden çok korkardım valla. Çünkü yani yenemiyorsun, çok güçlü oluyorlar ama. Şu an üstümdeki silah sağ olsun. Hiç de öyle güçlü gelmiyorlar. Evet, gez göz arpacık yapacağız, vuracağız. Yapıştır. Olmadı. Neyse, birazcık yaklaşalım. Bence henüz menziline girmeyiz daha. Girersek büyük sıkıntı. Tamam. Şuradan hallederiz bunu ya. Bak, burada bir rampa var ya. Bu rampayı kullanarak halledeceğiz onu. Sabah oldu. Gamayı kısalım. Allah'ım, şu gama ayarı yapmaktan yoruldum ya. Çok parlak geliyor sabahları. Akşamları da karanlık geliyor bu oyun bana. Çok güzel vuruyoruz bu arada. Aa, kalkanları bitti. Güzel. Yine ben biraz daha vurayım. Çok iyi be. Patlama patlama. Ne kadar blok o kadar iyi. Bunlar birbiriyle savaşıyor ama. Biz alalım şöyle ya bunları. Bloklarımıza zarar gelmez inşallah. Abo. Tamam, sıkıntı yok. Altıma girip beni öldürecek sandım ama bir anda. Öyle bir korktum. Bu arada ne blok getirmiş adam bize be. Sermiş hepsini de yere, baksana şuna. Başka şöyle göze çarpan bir şey. Birkaç pil, birkaç kalkan baloncuğu, tamir baloncuğu, silah. Onun dışında çok yeni teknoloji bir şey yok. Tamam, alalım yine her şeyimizi depoya. Görevimiz neydi? 200 tane taş temizle diyordu bize. Tamam, önümüze çıkan taşları halledeceğiz. Sanki şu soldaki yer bana daha yakın gibi, bak radardaki. Çünkü açıldı böyle iyice. Yeri hızı değişmeye başladı haritada, radarda. Dolayısıyla ona doğru gitsem iyi olacak. Hem böyle haritada gördüğüm bütün üslerime gideceğim ki gereksiz koydum çünkü onları. Onları temizleyeyim ki kafamızı karıştırmasın yani. Aynen, bulduk bir tanesini. Aha, vallahi aradığım şey lan bu. Şuna bak ya. Satış istasyonu, satış yeri. Ah be. Ah be kızım be, ah be Suat. Neredesin sen ya? Abi şaka gibi ya, şuna bak şuna. 8 tane satıyor bana, 8 tane. İstediğim takdirde bana 8 tane bundan satıyor ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ben 2 saattir bunu arıyorum ya. Bir tane daha mı alsam sanki? Bulmuşken. Hatta 2 tane daha alayım lan. Bir daha nerede bulacağım ben bunu? Güzel. Düşman geldi. Tamam. Bu arada şurada güzel bir şey vardı ya. Onu da alsam iyiydi.
silah vardı güzel. Güdümlü füze. Şu. Bunu da alsam iyi iş yapar. Koyarız şuraya. Şurada biraz savaş çıkartalım bakalım. Güzel. Yalnız pillerim azaldı bak. Ben bu pilleri durup güneş enerjisiyle şarj edeceksem yarım saatimi alır. Güzel. Haritadan bir tane üssümüzü temizledik. Şimdi diğerlerine gidelim bakalım. Diğer boşlara. Ve giderken de kayaları kazmayı unutmayalım. Allah, kayalara bak ya. Oy, yeter bu kadar ya. Ciğerim soldu. Şimdi şurada bir tane bak robotumuz varmış. Koruyucu robot. Onu da aldım envantere. O da gözükmesin sağda solda. Allah Allah, arkada bak. Arkada bir şey var. Şu arkadakine gidelim, sonra şu ikiliye gideriz. Aha, bizim üst bak. Yaklaştım, biraz para üretmeye başladı. Orada hazır bozmasak mı acaba? Para üretsek mi? Ya onu bir gerçi biraz daha geliştirebiliriz. Burası para üretme diyarı mı olsa acip? 240. Var mı orada başka üretebileceğimiz bir şeyler? Mavilikler görmüyorum çok da. Şurada kenarda yeşillikler var bayağı bir. Hem de bayağı bayağı var. Hem maviden kazarız, hem de burası zaten range olduğu için, yani kapsama alanında olduğumuz için hem oradan hem buradan para kazanırız gibi duruyor. Bu arada pillerimiz bitmek üzere. Dibi gördük yani. Şöyle yapalım. Gerçi akşam da oluyor ama hemen seriden güneş paneli çıkartalım şuraya. Aç baba güneş panellerini, aç aç aç. Kablosuz şarj. Tamam, bu bizi ufaktan doldurur. Biz şuraya üst kuralım, yani satış yeri yapalım bir tane. Bak şurada iki tane yeşil var. Bu iki yeşili birleştirip kazacağız. İki de şurada, üç tane kazıcımız varmış toplam. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Dörtlü depo koyalım bir tane hemen aralarına. Yine bak bu perspektif olduk. Gene bakış açısından oyunu oynayamıyoruz ya. Şuradan bir tane ufak araç. Şundan indir hemen. Bin hemen buna. Tamam, şuraya koy. Şimdi buraya bir tane toplayıcı. Bu topluyor, bu toplamıyor. Şimdi birazcık yaklaştırırsak. Sonra bir tane bu tarafına. Bir tane de Allah. Bir tane de öbür tarafına toplayıcı koyarsak. Tamam, garanti olmuş olur işimiz. Şimdi buradan bant, taşıyıcı bant. Taşıyıcı bantımız dışarı doğru gönderecek. Rafinerimiz. Tamam. Sonra da matruşka satış istasyonuna gönderecek. Matruşka satış istasyonunu şuna takamıyor muyuz? Ha. Çok yerde mi oldu yani, gerçekten mi ya? Tamam, bu şekilde çok iyi oldu. E bu niye çalışmıyor? Enerji mi istiyor acaba? Yoksa bu buna niye vermiyor ya? Şöyle versek biz elimizle. Allah Allah. Tamam, mis gibi oldu işte, satıyorsun da. Buradan buna akması lazım bunun. Tamam, o zaman bunu koymayacağız. Şundan takacağız abi. Hah, götürüyor, tamam. Şunu koyduğum zaman satacak. Aynen öyle. Tamam. Fabrikamız burada çalışmaya başladı arkadaşlar. Tamam, buradan para basmaya başladık. Öbür taraf, öbür taraftan henüz para basma sesleri gelmiyor. Bunun sebebini şöyle düşünüyorum. İkisinin orayı patlatmışlar.
Ay, kötü olmuş. Peki burayı kim koruyacak? Hiç kimse. O zaman şöyle yapalım. Aha, burada da üçlü bir yer var. Buraya da gelelim, biz üçlü bir satış istasyonu kuralım. Zaten buradan parayı kırarız biz. İki de öbür taraf satıyor. Üçlü de bu taraf satsa biz daha ne isteyelim? Tamam, şimdi. Ah lan. Kazıcımız var mı ki? Üç tane. Kaç tane kazıcımız var? Bir tane. Vay be. Bunları önceden düşünmemiz lazım. Hiç ileri görüşlük yapamamışız bak. Rafineri de lazım. Satış yeri nerede var? Şurada varmış. Güzel, çok uzak değil. Aha, satmaya başladı. Ulan meğer menzilinde değilmişiz. O yüzden satmıyormuş ya. Allah, biri geldi. Aha, şundan kaz diye görev vardı. Nerede o? 50 tane karbit or. Bak şu mor yanıp sönenler karbit. Bunlardan kazalım hemen. 9 tane kazmışız. Okey. Evet abi, çok iyi, çok güzel. Geldik yani buraya kadar. Ve şuna bak. Yani takas istasyonunda ne rafineri var? Niye böyle yapıyor ya bu oyun bize? Aha, kazıcı, otomatik kazıcı 8 tane satıyor. Alalım. 2 tane aldım. Rafinerisi yok ama bunun ya. Neyse. Güzel para kastık bu arada. Şu para kasmışken ve pilleri de bulmuşken alalım bence. Aha. Lan oğlum, benim üste saldırma sakın. Oy, çok güzel. Allah, bloklara bak. Arayıp da bulamadığım şey. Tamam, burada blokları toplaya dururken biz de hemen şuraya diğer şeyleri indirelim. Şu aracı indirelim öncelikle. Araca geçelim. Tamam. Evet. Şu ufaklığı takalım üstümüze ve mekanımız hazır abi. Burası çalışıyor deli gibi. Burası çalışıyor deli gibi. Bu arada bana savaş mı açıldı? Bu arada şu pilleri şarj etme yerine alalım. Etrafımız düşmanlarla çevrili olması bir tık sıkıntı. Şimdi iki tane üretim üssümün ortasına gelip orada AFK bırakacağım 5 dakika. Ve bakacağız ne kadar para kazanabiliyoruz 5 dakikada. Şu devreye girsin görelim. Tamam, güzel. Görüyorsunuz, her tarafta para yağıyor şu anda. Maşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Dakika tutuyoruz. Tam. Bak, kronometre başlatıyorum ben şu an telefondan. Size de şeyden başlatırım. Bilgisayardan başlatırım. 1, 2 ve tam 65.000'de başlatacağım bak kronometreyi. Başlattım. 5 dakika sonra görüşürüz şurada. Hızlı çekimi alıyorum şimdi. 5 dakika sonra bakalım kaç K paramız olacak. Evet. Tam 5 saniye sonra 5 dakika doluyor. Ve doldu. Yani 103K desek 65'te başlatmıştık. Ne yapar? 35 oradan, 3 de buradan, 38K. Tam 5 dakika AFK bırakarak 38K para üreten bir base kurduk mu? Üs kurduk diyebiliriz. Şöyle görüyorsunuz. 240 240 şu taraf basıyor
Ve arka tarafta 233-233 basıyor. Ne yapsak ki? Bunları burada bıraksam mı? Ara sıra buraya uğrayıp tekrardan para bastırır mıyız? Yani bence güzel fikir bak. Tamam. Ve ayrıca bölümümüzü de burada noktalayalım. Çünkü bayağı bir uzadı bu bölüm. Diğer bölümde bu kazandığımız para sayesinde bu aracımızı, bu koca devasa aracımızı, para yetiremediğimiz aracımızı güzelce modifiye edeceğiz. Her şey artık paramız olacaktır diye düşünüyorum. Bakın 100k kazandık bile. Bir 5 dakika daha dursam yani neredeyse 150k olacak. İyice ne tür silahlar istersek alırız, ne kadar blok istersek artık alabiliriz. O işlemleri halleder. Yani diğer bölümde bu aracımızı çok güzel bir hale kavuşturacağız. Bu bölüm birazcık böyle sağda solda gezmeyle ve para kazanmaya çalışma çabalarıyla geçti. Neredeyse lafı daha fazla uzatmayayım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu serinin devamı için ben butona tıklamanız kafi. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.